aylar sonra eline mikrofon aldı. İmparator sofra başında ilahi söylerken gözyaşlarını tutamadı. İlahi okurken gözyaşlarına boğuldu. Tatlı ses memleketi Urfa'da duygusal anlar yaşadı. Kurulduktan sonra yeni bir hayata başlayan İbo için o olaydan sonraki en büyük heyecan kuşkusuz eşinin hamile olmasıydı. Ayşegül Yıldız doğum için hastaneye yatarken tatlı ses bugün ilginç bir mesaj atıp Urfa'ya gitti. Belki de çocuğum doğacak. Baba nerede diyecek. Maç için Urfa'da. Vay babam vay diye yazdı. Benim çocuğum doğması bekleniyor bugün, yani bugün akşama kadar. Bir kızım olacak inşallah. Abbasan! Ona rağmen buradayım. Buradaki galibiyeti de ona hediye olarak götüreceğim ben düşünüyorum. Tatlı ses Şanlıurfa Spor'a destek için doğum yapmaya hazırlanan eşini yalnız bırakıp memleketine gitti. Orada da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hala baba ver bir arkadaş, baba bir arkadaş. Allah yardım etsin baba. Dedemle beraber çekin. Evet, dedesinden çekin yavrum. Ulan yazmayın ha dedeme diye. Kızma. Yönetiminde olduğu Şanlıurfa Spor'a destek için memleketine giden Tatlı Ses, yapımı devam eden bölgenin en büyük camisinin inşaatında demir bağladı. Ünlü olmadan önce yaptığı mesleğini hiç unutmamıştı. Oksijen kuramıyoruz ama üniversitemiz var. Evet. Nuri Sesi Güzeli'nde eşlik ettiği İbrahim Tatlıses eline mikrofonu alınca ağzından bir anda mikrofonu çok özlemişim lafı çıktı. Beyler biraz geri gelin. Özlemişim lan mikrofonu. Tatlı Ses daha sonra kurulan sofraya geçti. Ne olduysa da orada oldu. Tealel Bedru Aleyna ilahisi okunurken İbo dayanamadı, gözyaşlarına boğuldu. Tatlı Ses ilahilerin söylendiği o sofranın başında aylar sonra ilk kez mikrofonu alıp ilahiye eşlik etti ve yeniden şarkı söyleyebileceğini gösterdi. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala. Sesini özlemişiz imparatorun. Hafızalara kazınan Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Dinçer Çekmez, 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı. Dinçer Çekmez 1970'li yılların unutulmaz oyuncularından biriydi. Sen avans olarak bir çek karala bakalım. Ama abicim. O kadar. Mazlumu getirin bana repliği. Sinirlerim çekiliyor. Mazlum. Mazlumu getirin bana. Ve Şiki Şiki Baba'yla hafızalara kazındı. Şiki Şiki Baba. Aynı ya baba. İki yıldır lösemi tedavisi gören usta oyuncu 73 yaşında aramızdan ayrıldı. Dinçer Çekmez için ilk tören Kadıköy Haldun Taner sahnesindeydi. Usta oyuncunun tabutu Ay Yıldızlı Bayrağı sarılmıştı. Eşi ve kızlarının konuşmaları sırasında gözyaşları sel oldu. Törenin ardından Çekmez, cenaze namazı için Şakir'in camiine getirildi. Sevenleri ve dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Öz konuşan adamdı. Bir lafı söylediği zaman bir manası olurdu. Böyle lüzumsuz konuşmazdı. Güzel insandı ama yani. Kardeşi Metin Çekmez içinse yaşadığı acıyı tarif etmek zordu. O benim sadece kardeşim değil. Arkadaşım, meslektaşım, üçü bir arada. Ben üç kişiyi birden kaybettim. Usta oyuncu için son kez helallik alındı. Maddi manevi haklarınızı helal ediniz. Cenaze namazının ardından Dinçer Çekmez, Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.
R6TB 1923, modeli 1982, sahibi MHP lideri Devlet Bahçeli. Plaka 1923 Sayın Bahçeli. Klasik otomobil tutkusuyla tanınan Bahçeli, 23 Nisan kutlamalarına ayrı bir renk kattı. Bahçeli, meclis özel oturumuna gitmek için makam aracını değil, klasik otomobilini tercih etti. Kendi kullandığı araçla parti genel merkezinden yola çıkan Bahçeli, Çetin Emeç Bulvarı'ndan Dikmen Caddesi'ne yöneldi. Yol boyunca trafik kurallarına uyan MHP lideri, iki kez kırmızı ışığa takıldı. Devlet Bahçeli'yi meclis girişinde basın ordusu karşıladı. Geri gel. Yanı açın cama efendim. Efendim bir cam açabilir miyiz? Açabilir miyiz? Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtlamayınca kameralar aracın içine yöneldi. İlk göze çarpan Adanalı arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur'un kasetleri oldu. Tesbih ve cevşen de Bahçeli'nin klasik aracında önemli bir yer tutuyordu. Devlet Bahçeli özel oturum için genel kurula girerken otomobili de şoförü tarafından meclis parkına çekildi. Gencebay'dan Bahçeli'ye yanıt. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Akil İnsanlar heyetinde yer alan sanatçılara sert tepki göstermişti. O isimlerden biri olan Orhan Gencebay Bahçeli'ye Atatürk'ün sözleriyle yanıt verdi. Gencebay Bahçeli'ye Atatürk'ün sözleriyle yanıt verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Akil İnsanlar heyetinde yer alan sanatçılara tepki göstermişti. Budur. O isimlerden biri de ünlü sanatçı Orhan Gencebay'dı. Kaderim böylesine yazıklar olsun diyen ve sadece şarkılarıyla bilinen Gencebay neden bahsedecek? Sadece dil yarasıyla mı durumu kurtaracaktır? Gencebay, Bahçeli'nin sert eleştirisine Atatürk'ün sözleriyle yanıt verdi. Ben yıllar önce 1997'de gelin birlik olalım çok geç olmadan diye seslenen biriyim. 1975 yılında batsın bu dünyayı mutlu, barış içinde, aydınlık bir Türkiye için söylemiştim. Vatan için gerekirse ölürüz. Atamızın dediği gibi maksat vatansa gerisi teferruattır. Batsın.